Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, bilgisayar mal, matematik, AYT, branş denemelerinin bu yeni serinin yani müfredat değiştikten sonra yayınlanan, bilgisayar mal tarafından yayınlanan sevgili arkadaşlarım, AYT denemelerinin 6.sının çözümlerini bu videoda birlikte yapacağız. Hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz tabii ki geçebiliriz denememizi çözmeye. Hadi bakalım. Evet, şöyle ilk sorumuzla bir başlayalım bakalım. İlk sorumuzda gençler A'nın bir tam sayı olduğu belirtilmiş. Kök 20 sayısı da A artı B olarak verilmiş bize. B kare artı 4 B artı 8 kök 5 ifadesinin değeri soruluyor bize. Şimdi B sayısı 0 ile 1 aralığında denmiş bize. B sayısı 0 ile 1 aralığında, fakat hani A bir tam sayıymış mesela. Bir tam sayı var elimizde. Şöyle gösterelim. Bir tam sayı var. Bu tam sayının üzerine bir B sayısı eklendiği zaman, 0 ile 1 arasında bir B tam sayı, B sayısı eklendiği takdirde bu kök 20 oluyormuş. Yani 2 kök 5 gibi bir sayı oluyormuş arkadaşlar. Peki şimdi ben bu durumda neyi düşünmeliyim? Arkadaşlar, burası tam sayıysa, bakın burası tam sayıysa, B dediğimiz sayı %100 ihtimalle irrasyoneldir. Şimdi A'nın tam sayı olduğunu unutmayalım. B dediğimiz sayı artık bizim için, bunu karşıya atarsak, 2 kök 5 eksi A gibi bir irrasyonel sayı olacaktır. Burada da sevgili arkadaşlarım, B kare artı 4 B artı 8 kök 5'ten bahsedilmiş, bakın dikkat edin. Şimdi o halde ben şöyle diyeyim. Madem B sayımız bizim 2 kök 5 eksi A, o halde arkadaşlar şu kısımda mesela B kare artı 4 B artı 8 kök 5 dediğimiz kısım var ya, işte bu kısımda sevgili arkadaşlarım benim yerine yazmam gerekiyor. Yalnız burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. 2 kök 5 dediğimiz sayı kök 20'dir. Şimdi A'yı öyle güzel seçmem gerekiyor ki benim, B'yi 0 ile 1 arasına konduralım. Tamam, amaç bu. Şimdi mesela örnek veriyorum. Ben burada kök 20 sayısı. Kök 20 sayısının ben 4 küsür bir sayı olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlar A'yı ben 4 seçmeliyim ki, bakın 4 küsür sayıdan 4 çıkarsa 0 küsür sayı kalır. Yani 0 ile 1 arasında taşımış oluruz. O halde A'yı da biliyoruz artık, 4'müş. Peki A'yı 4 seçtik de hocam, burada özür diliyorum. A'yı 4 seçtik, fakat hani burası kök 20 idi. Doğru mu yaptık bakalım. Doğru yaptık, sıkıntı yok. A'yı 4 seçeceğiz. Pekala, bir an için yanlış olduğunu düşündüm. Şimdi B kare artı 4B artı 8 kök 5 demiş ya. Şu B kare artı 4B bize sanki böyle bir tam kareymiş gibi geliyor. Ben o B kare artı 4B'yi şu şekilde yazayım. B kare artı 4B artı 4 diyeyim. Sonra eksi 4 artı 8 kök 5 diyelim. Tamam mı? Yani 4 ekleyip 4 çıkardık şurada. Bunundaki amaç ne? Şu kısım sevgili arkadaşlar, B artı 2'nin karesi olsun. Sonra bundan 4 çıkarıp 8 kök 5 ekleyelim diye bunu yaptım. Pekala, şimdi buraya kadar getirdik olayı. B dediğimiz sayı artık bizim için neydi arkadaşlar? 2 kök 5 eksi 4'tü, bunu unutmayalım. Şimdi burada yerine yazarsanız 2 kök 5 eksi 4 artı 2'nin hop karesini aldım, 4 çıkardım ve 8 kök 5 ekledim. Bizden bu istenmiş. Pekala, şu kısım ne yapar? 2 kök 5 eksi 2 yapar bakın. Bunun karesi eksi 4 artı 8 kök 5 dedik. Daha sonrasında şunun karesini açarsanız 2 kök 5'in karesi 20. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 8 kök 5 geldi. İkincinin karesinden artı 4 geldi. Artı bir tane daha 4'ümüz var. Pardon, eksi 4'ümüz var. Şu şekilde eksi 4 ve artı 8 kök 5'imiz var. Ve dikkat edin arkadaşlar, buradaki artı 4 ve eksi 4 artı 8 kök 5 ve eksi 8 kök 5 birbirini götürüyor. Geriye sadece elimizde 20 kalıyor. Demek ki cevabımız da 20 olacakmış diyebiliriz. Böylelikle cevap B şıkkı dedik sevgili arkadaşlar. Geçtim ikinci soruya. İkinci soruda cetvelli sorular, biliyorsunuz ÖSYM'nin son zamanlarda vazgeçemediği türdeki sorular. Dilara bir cetvel üzerinde bulunan asal sayılar dışındaki tüm sayıları silerek cetveli aşağıdaki hale getiriyor. Bakın arkadaşlar, asal sayı dışındaki bütün sayıları sildikten sonra cetvel bu hale gelmiş. Ardından bu cetvelle özdeş iki tane nesnenin uzunluğu, bu yeşil nesnelerden bahsediyoruz, aşağıdaki gibi ölçmüş. X, Y, Z ardışık 3 asal sayı ve Z cetvel üzerindeki son asal sayıdır. Cetvel üzerindeki son asal sayı. Buna göre Z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruluyor. Bakın X, Y, Z ardışıktı, bunları unutmayın. Şimdi bu yeşil cismin uzunluğu aslına bakarsanız x eksi 3'tür. Bakın x eksi 3. Aynı zamanda şu kısma bakarsanız y eksi 7'ye de eşittir. Ve bu ikisi de sevgili arkadaşlarım bu cismin uzunluğudur diyebiliriz artık. Pekala. Şimdi bu kısımda ben şöyle desem.
Eksi 7'yi bu tarafa ve 3'ü de bu tarafa atsam ya da hiç atmadan uğraşalım. X artı 4 eşittir y gelecektir. Şimdi x ile y biliyorsunuz ki asaldı ve x'in üzerine 4'ü ekleyince y'yi elde ediyoruz. Ve unutmayın, x, y, z ardışık asal sayılarsa demek ki x'ten hemen sonra yani 4 fazlası gelen y sayısı da asal oluyor. X ile y'nin arasında 4 fark var ve bunlar ardışık asal sayılar, unutmuyoruz. Z'nin alabileceği en küçük değer sorulmuş. Bir kere bakın burada 11 verilmiş bize. 11'den sonra mesela hangi asal var? 13. 13 olsun diyelim. Peki 4 fazlası ne? 17. Oo, çok güzel. Bu da asal mı? Evet. Ve 13'ten sonra gelen asal da 17'dir zaten. O halde ben Z'nin burada en küçük değerini, tabii ki 17'den sonra gelen asal olan 19'u seçerim. Cevabı da B seçeneği derim sevgili gençler. Devam ediyorum 3. sorumla. Bir öğrenci öğretmeninin tahtaya yazdığı x eksi kök içerisinde x artı 3 eksi 3 eşit 0 denklemini aşağıdaki gibi çözmüş. Bu çözümle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle elimize belli olacak bir kalem alalım. Denklemimiz bu. Daha sonrasında x eksi 3 demiş. Bakın x eksi 3 şunu karşıya atarak kare kök içerisinde x artı 3 eşittir demiş. Doğru. Her iki tarafın karesini alırım demiş. Yani almış x kare eksi 6x artı 9 eşittir x artı 3. Bu da doğru. X kare eksi 7x artı 6'ya devşirmiş bunu. Yani bunları bu tarafa atmış. Burada da bir sıkıntı yok. Daha sonrasında x kare eksi 7x artı 6 eşit 0 denklemini x eksi 6'ya x eksi 1 diye açmış. Eşittir 0 demiş. Burada da bir sıkıntı yok. X eşittir 6 ve x eşittir 1 için şu denklemin bu denklem sağlanır demiş. Ve çözüm kümesi de bununla budur demiş. Şimdi arkadaşlar burada ilk yapılan hata 5. adımda yapılmıştır. Sebep? Çünkü gençler bakın x'i 1 ve x'i 6 seçmiş ya hani burada. Şimdi x'i 1 seçerse bakın şurası ne olur? Eksi 2 olur. Ve köklü bir ifadenin sonucu negatif çıkmış olur. Ki hatta x'i 1 seçersen karekök içerisinde 4 olur burası. Karekök içerisinde 4 eksi 2 olmuş olur. Bundan kaynaklı kökleri burada bulduktan sonra yerine yazıp denemesi gerekiyordu. Halbuki ne demiş? Denklem sağlanır demiş. Yani hata var. 5. adımda hata olduğu için de cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam edelim 4. soruyla. Şimdi A ve B pozitif tam sayılardır demiş. Eyvallah. A'yı A ile B'nin EBOB'una bölünce 10 oluyormuş cevap. EKOK'u A'ya bölünce de cevap 7 oluyormuş. Şimdi ben bu A sayısını şöyle göstereyim. A sayısını EBOB'a EBOB diyelim. EBOB çarpı X diye yazayım. B sayısını da yine EBOB çarpı Y diye yazayım. Bakın A EBOB çarpı X, B de EBOB çarpı Y. Ve biliyorsunuz EBOB'ları işin içinden sıyırınca buradaki X ile Y ne olmak zorundaydı? Aralarında asal olmak zorundaydı. Pekala. Şimdi gelin bu A ile B'nin ben EKOK'unu nasıl buluyordum? Bir de buna bakalım. Nasıl buluyorduk biliyor musunuz? EBOB çarpı aralarında asal olan X ile Y'nin çarpımını yazdığımız takdirde EKOK elimize geliyordu. Pekala, o zaman yukarıda sol tarafta verilenleri yani şunu ve şunu şimdi bizim elde ettiğimiz harflendirmelere göre yapalım. Mesela A neydi? EBOB çarpı X'ti. Hemen yazalım. EBOB çarpı X bölü EBOB'ları neydi arkadaşlar? EBOB'tu. Şimdi EBOB çarpı X'i EBOB'a bölünce X kalır elimizde ama soru demiş ki 10 kaldı demiş. O zaman X 10'muş arkadaşlar. Yani ben buradaki X'i artık silip yerine bunun 10 yazabilirim. Şimdi Y sayısı 10'lu arasında asal olduğunu anladık artık değil mi? Şimdi bir de aynı yöntemle şuna bakalım. EKOK neydi arkadaşlar? EBOB çarpı X çarpı Y'ydi. X'i 10 bulduk biz. 10 çarpı Y diyelim. Bölü A neydi arkadaşlar? O da EBOB çarpı 10'du. EBOB'lar gitti. 10'lar gitti. Y eşittir. Ne geldi? 7 geldi. Çok güzel. Şimdi Y'yi silip bunun yerine de 7 yazabilirim. 10'la da 7 aralarında asal zaten. Şimdi A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. A ile B'yi toplarsanız şu şekilde EBOB parantezinde 10 artı 7 gelir. Yani 17 çarpı EBOB gelir. Burada EBOB'un ne olduğunu bilmiyorum ki zaten soruda bana olabilir diye sorulmuş. Ama şunu biliyorum ki artık 17'nin bir katı olmak zorunda cevap. 17'nin katı da
Elimizde sadece C seçeneği var. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Geçtim 5'e. N pozitif bir tam sayı olmak üzere. A1 kümesinin içerisinde sadece 1, A2 kümesinin içerisinde 1, 3, A3'te 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 diye gidiyor. Yani burada yazan kadar ardışık tek sayı var içeride. 1 mesela 2 tane ardışık tek sayı 1, 3. 3 tane ilk 3 tek sayı 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7. Yani ilk 3, 5 doğal, tek doğal sayı diyelim biz bunlara. AN kümesindeki elemanların toplamı, yani şuradaki elemanların toplamı 289 olduğuna göre SAN kaçtır? Şimdi ben bu toplamları nasıl buluyordum? 1'den 2n-1'e kadar olan tek sayıların toplamını n kare ile buluyordum. N kare burada 289'muş. O zaman n kaçtır arkadaşlar? Tabii ki de 17'dir. Ne demiş? SAN kaçtır? Burada 4'te 4 tane eleman varsa, n'de n tane eleman varsa ben n'nin 17 olması gerektiğini bulduğuma göre doğru cevabım D seçeneği olur diyebilirim. Devam edelim 6. soruyla. 6. sorumuza demiş ki bize, kardeş diyor, 1111'in karesi sayısının 9'da bölümünden kalan a'dır. Ben bunun 9'da bölümünden kalanını rahat biçimde nasıl bulurum? Şunların rakamlarını toplarım. 4. 4'ün karesi 16. 16'nın 9'da bölümünden kalan 7 olduğu için a da 7'dir diyeceğim. Tamam. Şimdi buraya bakalım. 11 ile bölümünden kalan b'ymiş. Şöyle diyorum. 1'den 1 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Burada sadece 1 kaldı. 1'in karesi 1. 1'in 11 ile bölümünden kalan 1. Yani b 1'miş. Bu sayının 4 ile bölümünden kalan c'dir demiş. Son iki basamağa bakıyorduk. 11'in 4 ile bölümünden kalan 3'tür. 3'ün karesi 9'dur. 9'un 4 ile bölümünden kalan da yine 1'dir. Şimdi ABC sayılarının doğru sıralanışı sorulmuş ya. B ile C küçük ve birbirine eşit. Neyden küçük? A'dan küçük. B eşittir C. O da küçüktür A olacak. Yani sevgili arkadaşlarım doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum arkadaşlar. 7. soruyla. X ve Y gerçel sayıları için X'in Y'den daha küçük olması gerektiği belirtilmiş. Mutlak değer x ile mutlak değer y'nin toplamı ki biliyorsunuz pozitiftir bunlar. Pozitif olmalarına rağmen de toplamları da pozitif gelecek ama burada eksi var. Demek ki bu x ve y'den sevgili arkadaşlarım bazıları eksi. Şimdi burada ben ikisini de eksi seçersem eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacağından olmaz. O zaman bunlardan birisi eksi birisi artı. Küçük olan x olduğuna göre x eksiymiş, y artıymış. Bak bu eksi, bu da artı. Tamam. Şimdi elimizde bunlar var. Buraya kadar da bir sıkıntımız yok çok şükür. Şimdi ben x'in negatif olması gerektiğini, y'nin pozitif olması gerektiğini falan anladım. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi gençler, burada bize sorulanlar, yani hangileri doğrudur diye sorulmuş. Diyor ki, x diyor eksi 1'den küçüktür. X ile y'nin çarpımı eksi 1'den küçüktür. Bir de y 0 ile 1 aralığındadır demiş bize. Peki hangileri doğru olacak? Şimdi arkadaşlar buraya kadar olayı getirdik. Bundan sonrasına bakacağız. Öncelikle şöyle diyelim. Mutlak değer x ve mutlak değer y. İkisini de ben pozitif olması gerektiğini biliyorum. Tamam. Şimdi burada x'in de y'den daha küçük olması gerektiğini bilmesek de olur artık. Çünkü x negatif, y pozitif dedik. Zaten x y'den küçük. Peki birazcık düşünelim şimdi. Ben burada mutlak değer x artı mutlak değer y'yi eksi x çarpı y olarak yazdıktan sonra şunları bir mutlak değer içerisinden bir kurtarsak. X negatifti ya, bu dışarı nasıl çıkar? Eksi x diye. Y pozitif olduğu için bu dışarı olduğu gibi, yani y diye çıkar. Burası da eksi x çarpı y olacaktır. Çok güzel. Şimdi bir x'i yalnız bırakacağım. Bir de y'yi yalnız bırakacağım. Nerede? İşte şurada. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Tamam. Şimdi x'i bir yalnız bırakmaya gayret gösterelim. Ya da önce y'yi bırakalım. Y çok müsait. Y eşittir diyorum. Eksi x'i karşıya atarsanız x eksi x çarpı y olacaktır. Ve y eşittir deriz. X parantezinde 1 eksi y olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben x'in negatif olması gerektiğini biliyorum değil mi? Y'nin de pozitif olması gerektiğini biliyorum. O zaman negatifle neyi çarparsam pozitif yapar? Tabii ki negatifi. Yani 1 eksi y negatifmiş. O halde y kesinlikle ama kesinlikle 1'den daha büyükmüş arkadaşlar. 1'den büyükse 3. öncüle bakıyorsun. Y demiş 0 ile 1 aralığında. Deriz ki hadi lan oradan. Biz ne bulduk? Y'yi 1'den büyük bulduk. Peki bir de aynı yöntemle, yani şuradaki yöntemle x'i yalnız bırakalım.
X'i nasıl yalnız bırakırız? Onu da şu şekilde. Bakın eksi x'i bu tarafa, bunu bu tarafa atın. X eşittir y artı x çarpı y kalır. X eşittir y parantezinde x artı 1 olacaktır, tamam mı? Şimdi burada x'in negatif olduğunu, y'nin pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman x artı 1'in negatif olması gerekiyor. X artı 1 negatifse x eksi 1'den daha küçüktür. Bak burada ne diyor? X eksi 1'den daha küçüktür diyor. Doğru. Bir de diyor ki x ile y'yi çarparsan eksi 1'den daha küçük olur diyor. Şimdi 1'den büyük bir sayı ve eksi 1'den daha küçük bir sayı, bunları çarparsak %100 ihtimalle eksi 1'den daha küçük olacaktır. O halde ikinci öncül de doğru. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet, 7. soruya ne dedik? Denizli'de dedik. Devam ediyoruz bir diğer sayfamızda. Şöyle sayfalarımıza da bakalım. 2 sayfayı çözdük. Güzel de sorular vardı içlerinde ciddi anlamda. Ve 8. sorumuzla devam edelim gençler. Dik koordinat düzleminde tanım kümesi gerçel sayılar olan f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibi çizilmiş. Bize verilmiş. Daha sonrasında, bu arada mikrofon sesini kontrol edelim, tamam sıkıntı yok. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar buna göre demiş, bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı soruluyor. Şimdi hemen eşitsizlik çözeceğiz. Bak bunların 9 eksi x karenin kökleri nedir? Eksi 3 ve artı 3'tür. Fx'in kökü, fx'in bakıyorsun x ekseninin üstünde hep. Kökü yok o zaman. Yazdım, kök yok. Ve daima pozitif. Çünkü x ekseninin üzerinde. Gx'in köküne bakıyorum. X eksenini nerede kesmiş? Bir eksi 1'de kesmiş. Bir de 3'de kesmiş. Hemen sen şuna dikkat edeceksin. Ya hocam bak burada 3 var. Burada da 3 var. 2 tane 3 var. O zaman 3 çift katlı bir köktür. Sıralıyorsunuz. Hemen şöyle. Eksi 3. Daha sonrasında eksi 1. Ve bir de 3. Hemen arkadaşlar şu şekilde çizdiniz. Tablonun bacaklarını da atıyorsunuz. Attıktan sonra 3'ün çift katlı kök olması gerektiğini unutmuyorsunuz. Birinin içi dolu, birinin içi boş ama çift katlı. Neden birinin içi dolu? Çünkü eşitlik var ve yukarıdaki kök. Neden birinin içi boş? Çünkü paydadaki kök alamayız. Eksi 1 paydanın kökü olduğu için ve tek katlı olduğu için içi boş ve bir tane. Eksi 3 de pay kısmının kökü olduğu için içi dolu ve bir tane. Daha sonrasında artı eksi muhabbetine geçiyoruz şimdi. Buraya bakıyorsunuz eksi. Buraya artı demiştik zaten fx'e. Gx için ne yorum yapılabilir? Gx sonsuzda azalan, bakın. Sonsuza doğru giderken azalarak gidiyor. O zaman baş katsayısı negatiftir. Dolayısıyla burası da eksi. Eksinin eksiye bölümü artı. Bir de çarpı artımız var. Artı yaptı. Dolayısıyla ben burayı artıyla başladım. Artı diye devam ettim. Çift katlı kökte eksi ve artı dedim. Bizden istenen bölge neresi arkadaşlar? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerler. Yani şurası. Tamam. Ne demişti? X tam sayılarının toplamı soruluyordu bize. O halde burada neler var? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 yok. Başka şurada var mı hocam? Şimdi 3'ü de alırsan olabilir ama paydayı 0 yaptığı için içini boş bırakmıştık. Bunu alamıyoruz. O zaman sadece ama sadece bunları alabiliyormuşuz. Eksi 3 ile eksi 2'nin toplamı da eksi 5'i verir bize. Cevabımız da C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Geçtim 9'a. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için f fx, yani f bileşke fx eşittir x eşitliğini sağlıyorsa bu fonksiyona çetin fonksiyon denir. 3 tane öncül var, hangileri bir çetin fonksiyondur diye sorulmuş. Gayet basit bir soru. Yani diyor ki f'in içerisine diyor fx'i yazınca diyor bu bize x'i versin istiyor. Hadi yazalım şimdi. Eksi x'te x gördüğümüz yere eksi x yazarsak eksi eksi x olur ki x'e eşittir, bakın çetin fonksiyon. Şurada x gördüğümüz yere eksi x artı 4 yazacağız. Bakın eksiyi koydum. Eksi x artı 4 dedim. Sonra bir de 4 ekleyeceğim. Bu da arkadaşlar bize x eksi 4 artı 4'ü verir. Bu da x'i verir. Yani çetin fonksiyondur. Bir de buna bakalım. X gördüğümüz yere x eksi 4 yazarsanız x eksi 4 eksi 4'ten x eksi 8 gelir. Bu bir çetin fonksiyon değildir. Çünkü x'i bulmamız gerekiyordu bizim. Bu gitti. Doğru cevap 1 2 olacaktı. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş gençler. Devam ettim 10. soruyla. Şimdi 10. sorumuza bakalım. Eksi 6, 5 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Şimdi eksi 6 ve eksi 3 kapalı aralığıyla 2, 5 kapalı aralığında artan, arada kalan eksi 3, 2 kapalı aralığında azalanmış ve fonksiyonun grafiği orijinden geçmekteymiş. Şimdi buna uygun bir şeyler çizmeye çalışalım sizle beraber. Öncelikle şurası x eksenimiz olsun ve şurası da sevgili arkadaşlarım y eksenimiz olsun. Şimdi gençler, hangi sayılar var? Eksi 6 var. Son aralığımız, üst aralığımız 5. Ve şurada eksi 3'ümüz var. Bir de burada 2'miz mevcut. Şimdi
Bunu siyahla çizmeye gayret gösterelim. Eksi 6'dan eksi 3'e kadar artanmış arkadaşlar fonksiyonumuzun grafiği. Daha sonrasında eksi 3'te 2'ye kadar azalan ve bu grafik orijinden de aynı zamanda geçmek zorundaymış. Ve 2'den 5'e kadar da artan. Şimdi 2'den 5'e kadar artan ya. Şunu bir bu şekilde artırabiliriz. Bir de sevgili arkadaşlarım şu şekilde artırabiliriz. Ve şimdi gelelim öncülerimize. Her zaman doğru olanlar soruluyor. f(x)4 sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi f(x)4 arkadaşlar biliyorsunuz ki şurası. Yani x4 burada. Ve şuna bakıyorsunuz sıfırdan büyük. Fakat. Şimdi bu grafik şu şekilde de olabilirdi. Ben şunu size şöyle göstermek istiyorum. Mesela örnek veriyorum. x4 şurada olsun yine. Şu şekilde gelip şu şekilde de artabilirdi. Ve f(x)4'e bakın sıfırdan bu sefer küçük olacaktı. Dolayısıyla her zaman doğru değildir. F1 sıfırdan küçüktür demiş. Bakın 1 burada. Ve orijinden geçip 2'ye kadar azalmak zorunda olduğu için mecburi olarak f1 sıfırdan küçük. Yani doğru. Daha sonrasında fx fonksiyonu grafiği x eksenini 3 farklı noktada keser demiş. Bakın şuradan kestik 1. Şuradan kestik orijinden 2. Burada maviyle gösterdiğimiz grafik gibi olursa artanlık o zaman x ekseninin karşısına geçmez. Yani x eksenini de kesmemiş olur. Yani iki noktada keser. Dolayısıyla böyle bir ihtimal varsa kesinlikle doğrudur. Her zaman doğrudur diyemeyiz. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. Evet arkadaşlar devam ediyorum 11. soruyla. 0,4 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi dik koordinat sisteminde verilmiş. Fx eşittir x denklemini sağlayan x değerlerinin sayısı a'dır demiş. Şimdi bunların her birini çizelim. Fx eşittir x ise biliyorsunuz 45 derecelik bir açı yapan şu fonksiyonun grafiği sevgili arkadaşlarım bize fx eşittir x'i verecektir. Ve dikkat edin bir noktada kesişmişler, ikinci noktada kesişmişler. Dolayısıyla iki noktada keser. Yani x değerlerinin sayısı da o zaman 2'dir. Yani a 2'ymiş arkadaşlar bu cepte. Daha sonrasında şunu siliyorum ve devam ediyorum. Diyorum ki fx eşittir 2x denklemini sağlayan x değerlerinin sayısı b'dir demiş. Fx eşittir 2x ne olur? 1 için 2'den, 2 için 4'ten geçer. Yani sevgili arkadaşlar şu şekilde bir grafiktir diyebiliriz. Hatta birazcık daha şu şekilde alabiliriz bunu. Alabilir miyiz bakalım. Neyse işte siz anladınız. Şu şekilde göstermeye, çizmeye gayret gösterelim. Şimdi burada bir noktada kestiğini görüyoruz değil mi? O zaman B kesinlikle ama kesinlikle 1'dir. Bir de x artı fx eşittir 4 denklemini sağlayan x değerlerinin sayısı. Bunu nasıl çizeceğiz ya diye düşündüğünüzü anlar gibiyim. Bunu da şöyle çizeceğiz. Fx eşittir diyelim. 4 eksi x diyelim. 4 eksi x'in grafiğini çizelim. 4 eksi x'in grafiği nasıldır? Eğimi 1 olacak. 0 için 4'ten geçecek. 4 için de 0'dan geçecek. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım işte şu şekilde bir grafiktir diyebiliriz. Evet kaç noktada kesişmiş? 1, 2, 3 noktada kesiştiği için C'de 3'tür diyeceğiz. Bu sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. B en küçük sonra A ve sonra C. Yani B, A, C sıralaması doğru olacak. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet 12. sorumuza bakıyoruz şimdi. 12. soruda da şöyle yapalım tam görünsün sorular. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere bir sembolik mantık sorusu. Önermeleri okumayı geçiyorum. Şu önerme yanlışmış. Bu önerme yanlışsa bu 1'dir bu 0'dır. Değil mi? Yani burası 1 burası 0'mış. A artı B çifttir demiş. O zaman A ile B ya ikisi de tek ya da ikisi de çift diyeceğiz. A ile C'nin çarpımı çift tam sayıdır demek. Yanlış ise demek ki tekmiş arkadaşlar. Ve A çarpı C eğer tekse o halde bu da tektir. Bu da tektir. A ile B'nin toplamı çiftse o zaman bu da tektir. Yani A, B, C hepsi tek. Bakın A, B, C tek sayıdır demiş. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı dedik. Geçtik 13'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı y eşittir fx fonksiyonu parçalı tanımlı biçimde verilmiş. Fx artı 1 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi de eksi 3 ve 2 olduğuna göre A gerçel sayısı bu 3 tanesinden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi düşünelim. Öncelikle eksi 3 ve 2 bu denklemi sağlıyormuş unutmayın. Ve fx artı 1 eşittir 0 ise fx'i eksi 1 yapan değerlere bakmamız gerekiyor bize. Fx dediğimiz ya x kare eksi 10'dur ya da x kare eksi x eksi 3 eşittir. X kare eksi 10'dur ya da x kare eksi x eksi 3'tür. Şimdi ben bunu eksi 1'e bunu da eksi 1'e eşit dersem karşıma iki tane denklem çıkar. 1 x kare eşittir 9. 2 x kare eksi x
eksi 2 eşittir 0 çıkar. Ve burası x eşittir 3'tür veya x eşittir eksi 3'tür. Buradan da x'e x eksi 2 artı 1 diye açarsanız x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2'dir. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Benim bir eksi 3 bir de 2 diye köküm varmış. Yani bir şu bir de bu. Başkası yok. Şimdi o halde ben diyorum ki eksi 3 dediğimiz değer, eksi 3 dediğimiz değer nerede yerine yazılmıştı? Burada. Yani arkadaşlar eksi 3 a'dan daha küçükmüş. Bu 1. 2 dediğimiz değerde nerede yerine yazılmıştı? İşte burada. O halde 2 dediğimiz değerde sevgili arkadaşlar bakın eşitlik olduğu için a'dan büyük veya eşitmiş. Şimdi a sayısı eksi 3 ile 2 yarı açık aralığında olabilirmiş. Eksi 1 bu aralıkta mı? Evet. 1 bu aralıkta mı? Evet. Peki 3 bu aralıkta mı? Hayır. O halde cevabımız 1, 2 olacaktı. 13. sorumuzun cevabı da D seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Geçtim 14'e bir polinom sorusu. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı Px ve Qx polinomlarının sevgili arkadaşlar tek katlı ortak kökleri eksi 1 ve 4'tür. Bakın şimdi Px polinomumuz var. Zaten baş katsayısını vermiş bize. Bir de Qx polinomumuz var. Px polinomunun ortak kökleri eksi 1 ve 4 ise kökü eksi 1 olanın x artı 1 diye bir çarpanı vardır. Kökü 4 olanın x eksi 4 diye bir çarpanı vardır. Aynı çarpanlar Qx için de geçerlidir tabii ki. Ama 3. dereceden olduğu için ikisi de ben diğer çarpanlarına x eksi a ve x eksi b diyeceğim. Tamam. Px ile Qx'in toplam polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan yani x gördüğümüz yere 2 yazdığımız zaman P2 artı Q2'den bahsediyor. P2 eşittir diyorum. Şurada yerine yazıyorum. 3 çarpı eksi 2 çarpı 2 eksi a gelir. Q2 için de altta yerine yazıyorum. Yine 3 çarpı eksi 2 çarpı 2 eksi b olacaktır arkadaşlar. Bunların toplamının x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 24'müş. Yani ben bunları toplayınca bakın 3 kere eksi 2 eksi 6 yapar. Burası da eksi 6. Eksi 6 parantezinde 2 eksi a ile 2 eksi b'yi toplayınca gençler bu bize eksi 24'ü veriyormuş. E şimdi madem öyle şurası kaçtır? Tabii ki 4'tür. Yani 4 eksi a eksi b eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 4'tür diyeceğiz. Buradan a artı b kesinlikle ama kesinlikle 0 gelmek zorunda. Pekala. P3 ile Q3'ün toplamı sorulmuş bize. Şimdi P3'ü şurada gösterelim arkadaşlar. P3 dediğimiz şey yerine yazarsak 4 çarpı eksi 1 çarpı 3 eksi A. Q3'e bakalım bir de. Q3'de sevgili arkadaşlar yine 4 çarpı eksi 1 çarpı bu sefer 3 eksi B diyeceğiz. Bunları toplarsanız şunlar eksi 4 biliyorsunuz. Eksi 4 ortak çarpan parantezinde 3 eksi A ile 3 eksi B'nin toplamı yapacaktır. Ve dikkat edin. A artı B sıfırdı. O zaman eksi A eksi B de sıfırdır. Yani şunlar sıfırmış. 3 artı 3 6 yapar. 6 kere eksi 4 de bize yine eksi 24'ü verir. Yani x eksi 3 ile bölümünden kalan da eksi 24'müş. Cevabımız A seçeneği olacaktı. 14. soruyu çözdük. Ve devam ediyoruz 15. sorumuzda. Yine bir polinom sorusu. Px eksi 1 polinomunun Px artı 1 polinomuyla bölümünden kalan x artı m. Bakın şöyle yazalım. P x eksi 1'in n'ye bölünmüş px artı 1'e bölünmüş kalanımız x artı m'ymiş. Bir de px artı 1 arkadaşlar bu sefer tam tersi px eksi 1'e bölünüyor ve kalan nx eksi 3 oluyormuş arkadaşlar. Pekala buraya kadar her şeyimiz normal değil mi? Peki şöyle düşünelim. Şimdi kolay bir şekilde oluşturulabilir mi bunun çözümü diye düşünüyorum. Açıkçası bulunabilir mi? Bulunabilir. Yani o zaman iki türlü çözüm sunalım buna. Birinci çözüm klasik çözüm olsun. İkinci çözüm gözümüzde biz bunu nasıl çözeriz onu düşünelim, tamam. Şimdi ilk çözüm klasik çözümü yapalım. Şimdi arkadaşlar bu px eksi 1 ile px artı 1 bunların dereceleri aynı olan polinomlardır. Çünkü ikisinin içerisi birinci dereceden olarak verilmiş. Bunların baş katsayıları da aynıdır. Şimdi baş katsayıları aynıysa o zaman buranın çarpanı 1'dir. Buranın da çarpanı 1'dir. Yani bölüm kısmı ikisinde 1 olmak zorunda. Yani px eksi 1 polinomu aslına bakarsanız px artı 1 artı x artı m olarak oluşturulabilir. Px artı 1 polinomu da px eksi 1 ve artı üzerine nx eksi 3 eklenerek oluşturulabilir. Burada dikkat edeceğiz. Px eksi 1 mesela bakın burada zaten elde etmişiz. Hemen yerine yazıyorsunuz. Px artı 1 eşittir. Px artı 1 artı x artı m
artı nx eksi 3 diyorsunuz. Daha sonrasında da her iki tarafta px artı 1'leri gördüğünüz için burada ne kalıyor? 0. Şimdi x ile nx'in toplamı 0 ise n dediğimiz şey eksi 1'dir arkadaşlar. M ile eksi 3'ün toplamı da 0 ise m dediğimiz şey de 3'tür. M ile n'nin toplamı sorulmuş 2. Şimdi bu cepte. Daha sonrasında ikinci çözüm olarak da yani cevap Edirne'ymiş. İkinci çözüm olarak da şöyle bir çözüm sunabiliriz aslına bakarsanız. Mesela örnek veriyorum. 27 sayısını biz 15'e bölelim. 27'nin 15'e bölümünden kalan kaçtır? 12'dir değil mi? Peki ben 15'i 27'ye bölseydim kalan kaç olurdu diye bir düşünelim. Tamam. Şimdi kaç defa var? Hocam nasıl böleceğiz ki? Ya kaç defa var, sen onun cevabını ver bana. Boş ver onu. Bir defa olsun. Olur mu? Bir kere 27. 27 çıkardık. Ne geldi? Eksi 12 geldi. Yani arkadaşlar iki sayıyı birbirine bölerseniz kalan bir a olacaktır diyelim. Bir de eksi a olacaktır. E şimdi o zaman bak, px eksi 1'i px artı 1'e bölmüş, dönmüş dolaşmış, bir de px artı 1'i px eksi 1'e bölmüş. O zaman bizim kalanlarımız birbirinin eksilisidir. Yani x artı m dediğimiz şey aslında şunun eksilisi olacak. Yani eksi nx artı 3 olacak. E madem öyle, bunun katsayısı ne? 1. 1 eksi n'ye eşitse n eksi 1'dir. M de bakın burada 3'ün ta kendisidir. O halde aynı şekilde toplarsanız cevabı yine 2 bulursunuz gençler. Devam edelim 16 ile. Elemanları ardışık tam sayılardan oluşan en az 2 elemanlı bir kümeye ardışık sıralı küme denir. Örneğin 3 ve 4 2 elemanlı ardışık sıralı küme. 5, 6, 7 3 elemanlı ardışık sıralı bir küme. MNK birer tam sayı olmak üzere A kümesi 3MN5, B kümesi de 6, 7K kümeleri veriliyor. A, B ve A kesişim B kümeleri ardışık sıralı küme olduğuna göre M artı N artı K toplamı kaçtır? Şimdi A kümesini için birkaç varyasyon yazmamız lazım. Ardışık sıralı küme yapmak için. Bunlar çünkü ardışık sıralı kümeymiş. Bakın A ardışık sıralı küme diyor. Şimdi 3 ile 5'in arasında sadece 4 var. 4'ü mecbur kullanacağız. O halde arkadaşlar bunlardan ben bir tanesini, M ve N'den bir tanesini 2 seçeyim. Sonra 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun. Yani şöyle, bunu 2 seçtim, bunu 4 seçtim. Tamam. Başka ne olabilir hocam? Bak şu da olabilir. Şöyle göstereyim sana. A kümesi eşittir 3, 4, 5, 6 olabilir. Şimdi bunlardan bir tanesi mecburen 4 olacağından M ile N'den bir tanesi 4. Çünkü 3 ile 5'i birbirine bağlamamız gerekiyor. Diğeri ya 2'dir ya 6'dır o zaman. A kümesi için 2 farklı varyasyon söz konusu. B kümesi için de 6 ve 7 var. O zaman K sayısı ya 5'tir ya 8'dir. Yani arkadaşlar ya 5, 6, 7'dir bu küme. Ya da 6, 7 ve 8'dir. Tabi B kümesi bu. C nereden çıktıysa, C beni andı bu arada. Tamam. Evet. Şimdi öyle A kesişim B bulmam gerekiyor ki bu da ardışık sıralı küme olsun. Mesela A kümesi şu olsa, bunun yanına şunu koysak, 5, 6, 7 ile 2, 3, 4, 5'in kesişiminden sadece 5 gelir. 5 tek elemanlı olduğu için ardışık sıralı küme değildir. Peki şunu yapsak, bunu seçsek, kesişimlerine bakıyorsun boş küme. O zaman bu da ardışık sıralı değil. Yani o zaman A kümesi olarak bunu seçmeyeceğiz, bunu seçeceğiz. Bununla bunu seçersek 5 ve 6 gelir. Bununla bunu seçersek sadece 6 gelir. Demek ki bununla bunu seçiyormuşuz sevgili arkadaşlar. O halde M dediğimiz şeyi burada hangilerini seçmiştik? 4 ve 6. M'yi 4 seçmiş olalım. N'yi 6. K'yı da tabii ki arkadaşlarım burada 6 ve 7 kullanıldığı için 5'i K olarak yazdık. 5 olsun. 4, 5, 6'nın toplamı 15'tir. Doğru cevabımız da D seçeneğidir. 16. sorumuzu çözdük. Cevabına D dedik ve devam ediyorum 17. soruyla. N doğal sayılar kümesi olmak üzere A kümesi öyle doğal sayılardan oluşuyor ki 2N artı 1'lermiş. Yani arkadaşlar, yani tek sayılarmış. Pekala. B kümesi de N kareymiş. Yani karesel sayılarmış. Pekala. Şimdi okuyalım bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartezyen çarpı kümesinin bir elemanıdır demiş. B fark A. B fark A ne demek? Türkçelerini yazalım. Karesel olup tek olmayanlar. Yani karesel ve çift sayılar. Şimdi 4 karesel ve çift sayıdır. 9 değildir. 15 karesel bile değil. 16 karesel ve çifttir. 16 karesel ve çifttir. Şimdi o zaman biz B'yi ve C'yi elemiş olduk. Devam. İkinciye bakalım. Doğal sayılardan B'yi çıkarmış. Yani karesel olmayan doğal sayı. Karesel olmayan doğal sayı. Peki 8 karesel mi? Hayır.
4 karesel mi? Evet. 9 karesel mi? Evet. Yani cevabımız ne olacakmış? E seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. 18. sorumuz için bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Aşağıda y eşittir x kare parabolü ve n tanesi sağda n tanesi solda olmak üzere birer kenarları bir birim uzunluğunda olan toplam 2 n tane dikdörtgen verilmiş arkadaşlar. Buna göre sağda bulunan dikdörtgenlerin alanları toplamı ile solda bulunan dikdörtgenlerin alanları toplamının farkı birim kare cinsinden hangisidir diye sorulmuş. Bakın şimdi şuraya dikkat edin. Şurası arkadaşlar 2'ye karşılık 2'nin karesi 4 olacağından bir kenarı 4'tür. O zaman buradakinin bir alanı 4'tür. Tamam. Şöyle yaklaştıralım. Burası 9'dur o zaman. Burası 16'dır diye devam ediyor. Yani arkadaşlar sağdakilerin alanları toplamı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı nokta 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 artı. Şimdi buraya bakıyorsun n artı 1'in karesi olacak. N artı 1'in karesi. Şimdi geçelim soldakilere. Şuraya bakıyorsun. Eksi 1'i yerine yazarsan 1 gelir. Yani bunun bir kenarı 1. Bunun bir kenarı 4 olduğundan alanı 4'tür. Burası 9. Yani nereden başlıyor? 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi diye devam ediyor. Nereye kadar? Eksi n'yi yerine yazdığım zaman burası ne kare olur? Dolayısıyla ne kareye kadar devam ediyor. Şimdi ne demiş bakın. Sağda kalan dikdörtgenlerin alanları toplamıyla solda kalan solda bulunan dikdörtgenlerin alanları toplamının farkı. Şimdi gelin sağdakilerden soldakileri çıkaralım. Bakın 2'nin karesi 2'nin karesi, 3'ün karesi 3'ün karesi, 4'ün karesi 4'ün karesi. En son burada n'in karesi n'in karesi birbirini götürür. Burada ne kalır? N artı 1'in karesi eksi 1 kalır. N artı 1'in karesini açacaksınız. N kare artı 2n artı 1. Bir de bundan 1 çıkaracağınız. Bunlar gitti. Doğru cevap n kare artı n'miş arkadaşlar. N kare artı 2n'ymiş. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 18. sorumuza. Ve gençler 19. soruya devam ediyoruz. Bir logaritma sorusu. Hadi bakalım. X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Logaritma 2 tabanında x ile logaritma 2 tabanında y artı 2'nin toplamı 7'ymiş. Şimdi tabanları 2 olduğuna göre ben bunları artık rahatlıkla işlerini çarpabilirim. Yani x y artı 2x diyebilirim. Bu da eşittir 7'ymiş. Aynı şeyi alttaki için de uygularsak logaritma 2 tabanında x artı 2 ile y'yi çarparsanız x y artı 2y yapacaktır. Bu da kaçmış 6. Şimdi logaritma 2 tabanında x eksi y sorulmuş. Ben x y artı 2x'i bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl? 2 üzeri 7 eşittir içerisi. Yani 128. XY artı 2Y'yi bulabilir miyim? Aynı yöntemle 2 üzeri 6 eşittir 64. Üsttekinden alttakini bir güzel çıkarın. XY'ler gitti. 2 parantezinde X eksi Y. 128'den 64'ü çıkardınız. 64 geldi. O zaman X eksi Y kaçtır? Tabii ki 32'dir arkadaşlar. Hemen geldiniz şurada yerine yazdınız. Logaritma 2 tabanında 32 sorulmuş bize ki bu da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5'tir ki bu da 5'in ta kendisidir. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı arkadaşlar. 19'u da çözdüğümüze göre geçtik 20'ye. Evet 20. sorumuz aşağıda kısa kenar uzunluğu logaritma 2 tabanında x birim. Uzun kenar uzunluğu da logaritma 2 tabanında 4x'miş bakın. Şimdi burada ince bir detay var. Bu logaritma 2 tabanında 4x dediğimiz şeyi biz şu şekilde ele alabiliriz. Logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında x yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü toplarsanız 4x gelir ve şu kısım 2'dir aslına bakarsanız. Ve böylelikle uzun kenar kısa kenarın 2 birim fazlası olmuş olur. Şimdi burada kısa kenarımız neydi? Logaritma 2 tabanında x. Böylelikle uzun kenarımız da logaritma 2 tabanında x'ten 2 fazla olmuş oluyor. Pekala ve biçimde kaç taneymiş bakın k tane özdeş dikdörtgen karton yeterince uzun dikdörtgen karton yeterince uzun bir masa üzerine dizilecek. Bu kartonlar uzun kenarları masanın uzun kenarlarına paralel olacak biçimde aralarında üçer birim mesafe olacak biçimde. Sol tarafından log 16 sağ tarafından log 625 olacak biçimde boşluk kalacak biçimde yerleştirilip dizilebiliyor. Aynı kartonlar. Şekildeki gibi kısa kenarların masanın uzun kenarlarına paralel olacak biçimde aralarında 6 birim. Bu sefer 6'şar birim. Ve sevgili arkadaşlarım sol tarafında log 4 sağ tarafında log 25 mesafe bırakılarak eşit miktarda karton dizilebiliyor. Buna göre k kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim şu kısım görülebiliyor. Şimdi k tane dikdörtgenimiz vardı ve bunların uzun kenarları logaritma 2 tabanında x artı 2 idi. O halde k çarpı logaritma. Şöyle diyelim 2 tabanında x artı 2 diyelim. K tane dikdörtgenin arasında k eksi 1 tane boşluk vardır arkadaşlar. Ve her bir boşluk 3'er birim olduğu için artı diyorum 3k eksi 3 artı
Logaritma 16 ile logaritma 625'i de ekleyeceğiz ki 6 kere 16 kere 625, yani logaritma 2 üzeri 4, logaritma 10 tabanında 2 üzeri 4 artı logaritma 10 tabanında, bakın 625 5 üzeri 4'tür. 4'leri başa atıp şu şekilde yazarsanız logaritma 2 tabanın logaritma 2 artı logaritma 5 yazarsanız arkadaşlar, ki şu şekilde gösterelim. Şurası logon yapar. 4 kere logon da 4'tür. Logon çünkü 1. Demek ki arkadaşlar bir 4 de burada var. Şimdi bu aslına bakarsanız masanın uzun kenarının uzunluğu denilebilir. Aynı şekilde buraya baktığım zaman k tane dikdörtgen varmış. O zaman k çarpı diyorum. Bu sefer kısa kenarlar buraya geldiği için logaritma 2 tabanında x dedim. Artı şurada ve şurada log 4 artı log 25 log 100'ü, yani 2'yi verir bize. Artı yine k tane dikdörtgenin arasında k eksi 1 tane boşluk vardır. Ve bu boşluklar bu sefer 6'şar birim. Yani 6 çarpı k eksi 1 diyeceğiz. 6 k eksi 6 diyeceğiz. İşte bu buna eşit arkadaşlar. Şimdi gelin eşitleyelim. Şurada görünür. K çarpı logaritma 2 tabanında x artı 2 k artı 3 k eksi değil artı 1 diyorum. Eşittir. Şunu yazıyorum şimdi. K çarpı logaritma 2 tabanında x artı 6k eksi 4 dedik. Her iki tarafta k çarpı 2 tabanında logaritma x'ler birbirini götürür. Şurası 5k. 6k da burada vardı. Karşıya atarsanız k kalır. Şurada arkadaşlarım 1 var. Eksi 4'ü tarafa atarsanız 5 gelir ve k'yı bulmuş oluruz. K sayısı A seçeneğindeki 5'e eşitmiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer sayfamda 21. soruyla. Bir logaritma sorusu, her ne kadar geometri veya trigonometri gibi görünse de tanjant falan sorulmuş çünkü, ama bir logaritma sorusu. ABC dik üçgen. AB BC'ye dik. AB logaritma 2 tabanında 6 birim şurası ve burası logaritma 2 tabanında 3 ve burası da 1 birim. Buna göre tanjant alfa kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi alfa dediği yerde şurası arkadaşlar. İşte bu açının tanjantı soruluyor bize. Şimdi öncelikle şöyle diyebilirim. Şuranın tamamını bulabiliriz. Bakın 1 dediğimiz şeyi ben logaritma 2 tabanında 2 biçiminde yazabilirim. Ki şu ikisini toplarsanız logaritma 2 tabanında 6'yı bulursunuz. Ki burası da logaritma 2 tabanında 6. Dolayısıyla bu bir ikizkenar dik üçgenmiş. Ve bundan kaynaklı da şuradaki açımız 45 derecedir. Şuradaki açıya da beta demek istiyorum. Böylelikle alfa açısını biz 45 eksi beta olarak yazabiliriz. Bizden tanjant alfa istenmişti biliyorsunuz. O zaman ben bunu tanjant 45 eksi beta olarak bulabilirim. Ve buradan da tanjant fark formülünü kullanırım. Tan 45 eksi tan beta bölü 1 artı tan 45 çarpı tan beta derim. Burada tan 45'in 1 olması gerektiğini biliyorsunuz. Şunlar bir. Tan beta'yı da elde edebiliriz. Tan beta karşı bölü komşu. Şunun şuna oranı arkadaşlar. Burada logaritma 2 tabanında 3'ü logaritma 2 tabanında 6'ya oranlarsanız ikiler birbirini götürür ve logaritma 6 tabanında 3 olması gerektiğini biliriz buranın. O halde formülde yerine yazalım. 1 eksi logaritma 6 tabanında 3 bölü 1 artı 1 kere logaritma 6 tabanında 3 deriz. Bakın üst taraf şu 1'i logaritma 6 tabanında 6 diye yazarım. Burada logaritma 6 tabanında 3'ü çıkaracağız. Alt tarafı da aynı şekilde logaritma 6 tabanında 6 artı logaritma 6 tabanında 3 yazacağım. Bu da bize üst taraf 6 bölü 3'ten iç taraf 2'yi verir. Logaritma 6 tabanında 2 bölü alt kısımda 6 kere 3'ten 18, logaritma 6 tabanında 18'i verir. 6'ları görmezden gelirseniz logaritma 18 tabanında 2 gelir elimize. Bu da cevaptır arkadaşlar. Doğru cevabımız 21. sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktı diyebiliriz. Ve devam ediyorum. Altta soru yok. Sağ taraftayız 22. sorumuzda. 22. soruda bir kişinin boy kilo endeksinden bahsedilmiş. Ki önce ben şurayı bir silmek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde silersek daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Aynen. Şimdi bir kişinin boy kilo endeksi şu şekilde hesaplanıyormuş. E deniliyor bu endekse. Ağırlık bölü boy uzunluğunun karesi, yani kilogram bölü metrekare formülüyle hesaplanıyor. Aşağıdaki tabloda boy kilo endeksine göre ideal kilo kategorileri gösterilmiş. Yani arkadaşlar bir kişinin endeksi 19'dan küçükse ideal kilosunun altında. 19'da 25 aralığındaysa, kapalı aralığındaysa ideal kiloda. Ve 25'ten daha büyükse endeks o halde ideal kilonun üstü oluyor. 1.6 metre boyunda, yani 160 santimetre boyunda ve 120 kilogram ağırlığındaki Ayşe Hanım yukarıda verilen tabloya göre ideal kilosunun üzerinde olduğu görülmüş. Ayşe Hanım
İlk bir ay 1 kilo, ikinci ay 3 kilo ve sonraki ayların her birinde bir önceki aydan 2 kilo fazla vererek, kilo vererek ideal kiloya ulaşmış. Buna göre Ayşe Hanım ilk olarak kaçıncı ayda ideal kiloya ulaşmıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle biz Ayşe Hanım'ın ideal kilosunun üzerinde olduğunu biliyoruz. İdeal kilosunun üzerinde olduğunu biliyoruz. Ve sevgili arkadaşlar bu kilonun 120 kilogram olduğunu da biliyoruz. Şimdi boyu değişmiyor. 1.6 metre. Ve burada da metrekare olarak verilmiş bize. O halde ideal kiloya ulaşabilmesi için kaç kilograma düşmesi gerekiyor bunu bulalım. Bunu bulabilmek için de görüyorsunuz kilogram bölü metrekareydi. Yani x diyelim bu kiloya, ulaşması gereken kiloya, düşmesi gereken kiloya x diyelim. Ve bunu 1.6'nın karesine, yani 1.6 çarpı 1.6'ya böldüğümüz takdirde sevgili arkadaşlarım, artık şunu biliyoruz ki ideal kiloya ulaşmış oluyor. Ve ilk olarak kaçıncı ayda ideal kiloya ulaşmıştır diyorsa ideal kilonun üst sınırına ulaşmıştır mantalitesiyle bunu 25'e eşitleyelim. Şimdi x eşittir 25 çarpı 1,6 çarpı 1,6 diyebiliriz artık. Yani x eşittir 25 çarpı 16 bölü 100 çarpı 16 bölü 100 16 bölü 10 özür dilerim. Çok özür dilerim. Şurası 10 arkadaşlar. Çarpı 16 bölü 10 diyebiliriz. Buradan da biliyorsunuz ki 10 kere 10 100 25 ile sadeleşirse 4. 4'te 16'yı sadeleştirdim. 4 4 kere 16 64 yapar. Yani Ayşe Hanım'ın 64 kiloya düşmesi gerekiyor. Peki Ayşe Hanım kaç kiloydu? 120 kiloydu. Şimdi ilk ay 1 kilo vermiş. İkinci ay 3 kilo vermiş. Ve sonraki ayların her birinde bir önceki aydan 2 kilo fazla vermiş. Yani 5, 7, 9 kilo vermiş gibisinden devam ediyor. Ve burada verilmesi gereken kilo 120'den 64'ü çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım 56'dır. 56 kilogram vermesi gerekiyor. Şimdi bu şekilde devam ederseniz 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 kilo vererek hareket ediyor. Bakın 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bunların toplamı sevgili arkadaşlarım bize 36'yı verecektir. Bizim 56 kilo vermemiz gerekiyordu. Şuraya kadar biz kaç verdik? İşte 1'den hatta 13'e kadar diyelim. 7 kere 7'den 49 kilo verdik. 56 kilo vermesi gerekiyordu. 8. ayın içerisinde artık burada vereceği kiloyla 56 kilonun fazlasına verdiği için 8. ayın içerisinde bu kilonun tamamını vermiştir ve ideal kiloya ulaşmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar 22. sorumuzu çözdük. Devam ediyorum. 23. soruyla bir sonraki sayfadayım. Bir aritmetik ve geometrik dizi sorusu. Güzel de bir soru, beğendiğim de bir soru. Dikkatli dinlemenizde fayda var o yüzden. X, 4 ve Y sayıları birer aritmetik dizinin ardışık 3 terimi. Yalnız dikkat edin küçükten büyüğe doğru sıralanmış falan demiyor bize. X, 3 ve Y sayıları da bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi. Buna göre X kare artı Y kare toplamı soruluyor bize. Şimdi şöyle diyelim. X, 4 ve Y aritmetik dizinin ardışık 3 terimi ise varsayalım ki bunlar sıralı olsunlar şu şekilde. Aritmetik dizi ise eğer bunlar x ile y'yi toplarsanız x artı y şunun 2 katını verecektir. Yani 8'i verecektir. Aynı mantaliteyle x, 3 ve y sayıları geometrik dizinin 3 terimi ise o zaman ben x ile y'yi çarparsam bunun karesini yani 9'u verecektir. Yani x çarpı y de arkadaşlar 9'muş. Şimdi buradan hareketle y'yi yalnız bırakın. Y eşittir 8 eksi x olacaktır. Burada da y gördüğünüz yere 8 eksi x yazın. Yani x çarpı 8 eksi x eşittir 9'dur diyelim. Buradan 8x eksi x kare eşittir 9 gelecektir. Hepsini sağ tarafa toplayabilirsiniz. X kare eksi 8x artı 9 eşittir 0'ı bulursunuz. Şimdi bizden istenen şey şu. X kare artı y kare toplamı isteniyordu. Ha bu arada buna gerek var mıymış? X, y'yi bulup da yapmayalım. Gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapmakta daha büyük fayda görüyorum. Hemen göstereceğim size. X ile y'nin toplamına biz 8 demiştik. X ile y'nin çarpımına da 9 demiştik değil mi? Özür dilerim vaktinizi çaldığım için. Daha kısa bir yolu varmış. Hemen şunun karesini alın. X kare artı y kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eşittir 64. X çarpı y'nin 9 olduğunu biliyorduk. 2 kere 9 18'dir. 18'i karşıya atarsanız 64'ten 18'i çıkardığınız takdirde cevabı bulursunuz. Bu da bize 46'yı verecektir arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneğinde mevcutmuş diyebiliriz. Tekrardan kusura bakmayın vaktinizi çaldığım için. Evet 23. sorumuzun cevabına A dedik ve devam ediyoruz. 24'te 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşan bir A kümemiz var. Bu küme verilmiş bize. A kümesinin elemanları her bir hücreye farklı sayı gelecek şekilde tabloya yerleştiriliyor. Zaten 6 sayı var, 6 tane de kutu var.
her satırdaki sayıların toplamı tek sayı olacak şekilde kaç değişik tablo oluşturabilir? Her biri tek sayı olacaksa bunlar tek çift, tek çift ve tek çiftle sevgili arkadaşlarım mümkündür. Pekala, bu şekilde varsayalım ki sıraladığımızı düşünelim. Şimdi tek sayılar her bir satıra bir tane gelecek şekilde sıralanacaksa 3 tane tek sayı var. O zaman 3 faktöriyel biçimde sıralanır. Çiftler de aynı şekilde 3 faktöriyel biçimde sıralanabilir sevgili arkadaşlar. Pekala, 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel de bize zaten 36'yı verecek. Çarpı diyorum, daha devam edeceğiz. Nasıl, niye devam ediyoruz? Şu şekilde. Buradaki tekle çift, buradaki tekle çift ve buradaki tekle çift yer değiştirebilir. Dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı 2 diyeceğim. Yani burada bize 36 çarpı 8'i verecek ki bu da bize 288'in ta kendisini verir. Cevap da budur. Şimdi sebep. Hocam bir de biz bu sayıları mesela şu grubu şu grupla değiştirmemiz gerekmez miydi? Hemen tekrardan açıklayıcı bir şekilde anlatıyorum. Mesela şu tek çift grubunu şu tek çiftle değiştiremez miydik? Değiştirirdin ama buna gerek kalmıyor. Çünkü sen zaten buradaki 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yaparken sayıları birbiriyle yer değiştirdiğin için gidip de bir de bu satırları birbiriyle değiştirmene lüzum kalmıyor. Tamam, cevap da bu şekilde 288 oluyor. 24. sorumuzu da çözdük, devam ediyoruz. 25. sorumuzda 4 farklı bilyenin tamamı Vildan, Aliye ve Bengü isimli arkadaş 3 arkadaş arasında paylaştırılacak. Vildan'a bir tane, bakın Vildan var, Aliye var, bir de Bengü var arkadaşlar. Paylaştırılıyor. Kaç tane bilye var? 4 tane. Birbirinden farklı bu bilyeler, unutmayın. Vildan'a bir tane bilye gelecek. Diğer geri kalan 3 tane bilye de o zaman Aliye ve Bengü arasında dağıtılacak. Ama en az birer tane bunlara bilye gitsin istiyoruz. Dolayısıyla ya buna bir tane, buna 2 tane. Ya da Vildan'a bir tane olduğunu biliyoruz. Ya buna 2 tane ya da buna bir tane olacak şekilde. Pekala. Kaç farklı biçimde yapılabilir diyor. Şimdi Vildan'a 4 bilyeden herhangi bir tanesi 4 çarpı, Aliye'ye geri kalan 3 bilyeden herhangi bir tanesi, Bengü'ye de geriye kalan 2 bilyenin ikisi. Aslına bakarsanız bunları daha açıklayıcı biçimde şu şekilde yapabiliriz. 4 bilyeden bir tanesi Vildan'a, geriye kalan 3 bilyeden bir tanesi Aliye'ye, geriye kalan 2 bilyeden ikisi de Bengü'ye. Ki burası bize 4 çarpı 3 çarpı 1 eşittir 12'yi verir. Aynı metotla 4 bilyeden bir tanesi Vildan'a, geriye kalan 3 bilyeden 2 tanesi Aliye'ye, geriye kalan 1 bilyeden bir tanesi de Bengü'ye gider deriz. Bu da 4 çarpı 3 çarpı 1'den yine 12'yi verir. 12 artı 12 de bize cevabı verecektir. Yani doğru cevabımız sevgili arkadaşlarım 24 olacaktı. Doğru cevap C'ydi. Ve artık son sorumuz, çünkü 27. sorudan itibaren trigonometri ile birlikte geometri başlıyor ve geometri sorularını Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında sevgili arkadaşlarım Kenan Kara hocanız, Kenan komutanınız sizler için çözecek, aklınızda bulunsun. Hilal okuluna otobüs, dolmuş, metro veya servisle gitmekte. Bakın, otobüs, dolmuş, metro veya servis. 4 seçeneği var okula gitmek için. Hilal'in okula otobüs, dolmuş, metro veya servise gitme olasılıkları da birbirine eşittir. Yani 1 bölü 4 olasılıkla otobüsü, 1 bölü 4 olasılıkla dolmuşu, 1 bölü 4 olasılıkla metroyu ve 1 bölü 4 olasılıkla servisi tercih edecek. Servisle gittiğinde Hilal, derse geç kalma olasılığı 1 bölü 6, otobüsle giderse 1 bölü 4, dolmuşla giderse 1 bölü 3 ve metro ile giderse geç kalma olasılığı x'tir. Hilal'in herhangi bir gün derse yetişme olasılığı 11 bölü 16 olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi derse yetişme olasılığı, bakın, derse geç kalma olasılığı 1 bölü 6 ise servise gidince, derse yetişme olasılığı 5 bölü 6'dır. 1 bölü 4 ise geç kalma olasılığı 3 bölü 4'tür yetişme olasılığı. 1 bölü 3 geç kalıyorsa 2 bölü 3 ile yetişiyordur. X ise de 1 eksi x ile yetişiyordur. Tamam. Şimdi o zaman şöyle diyelim. 1 bölü 4 olasılıkla servisi tercih eder. Serviste giderse 5 bölü 6 olasılıkla yetişir. Artı 1 bölü 4 olasılıkla otobüsü tercih eder. Otobüsle giderse 3 bölü 4 olasılıkla derse yetişir. 1 bölü 4 olasılıkla dolmuşu tercih eder. Dolmuşla giderse 2 bölü 3 olasılıkla yetişir. Ve 1 bölü 4 olasılıkla metroyu tercih eder. Metroyu tercih ederse de 1 eksi x olasılıkla yetişir. Ve bunların toplamı da bize 11 bölü 16'nın ta kendisini verecekmiş. Şimdi x'i bulmaya geldi sıra. Arkadaşlarım bakın, burası 5 bölü 24. Bakın burası 3 bölü 16. Burası 2 bölü 12 ve son olarak burası da 1 eksi x bölü 4 ve bunların toplamı da bize 11 bölü 16'yı verecekmiş. Daha sonrasında her birinin paydasını 4'e bölebilirim. Bunu 4'e böldüğünüz 5 bölü 6, bunu 4'e böldüğünüz 3 bölü 4, bunu 4'e böldüğünüz 2 bölü 3
Ve bunu da 4'e böldüğünüz 1 eksi x geldi. Bu da eşittir 11 bölü 4'tür dedik. Şimdi gelin gençler, paydamızı bir güzel eşitleyelim. Bakın burayı 2 ile, burayı 3 ile, burayı 4 ile, burayı 12 ile genişletirim çünkü paydası 1. Burayı da 3 ile genişletirsem paydaların hepsi 12 olmuş olur. 10 artı 9 artı 8 artı 12 çarpı 1 eksi x eşittir diyorum 33. Paydalar eşit olduğu için paydaları yazmama gerek yok artık. Bakın şurası 17. 17. 10 daha 27. 12 daha 39. 39 eksi 12 x eşittir 33 ise 12 x eşittir 6'dır. X de buradan 1 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Yani cevabımız A seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlarım. 26. sorumuz. Evet, böylelikle 6. denememizin sonuna geldik. Yani matematik kısmının sonuna geldik. Geometri kısımlarını Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nız sizler için yaptı arkadaşlar. O videoda da artık benden Kenan Hoca'nıza bir selam söylersiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.